Ben Tuğberk Çitilci'ye gideyim. Gideyim mi? GCM'de Tuğberk Çitilci karşımda hemen. Evet, görüyorum kendisine iyi bir akşam dileyerek para piyasalarının haleti ruhiyesini aktarması için sözü bırakıyorum. Aslanım, iyi akşamlar. Küresel varlık fiyatlarına baktığımız zaman da piyasa katılımcılarının fiyatlama reaksiyonlarında coşku ve iyimserlik devam ediyor. Bu iyimserliğin ana nedeni olarak Japonya Merkez Bankası ile başlayan süreci Fed tamamladı. Fed'in özellikle faiz arttırım sürecinde aceleci olmayacağı ve ana denkleme olarak kademeli, temkinli ve veri odaklı yaklaşımındaki süreci devam ettirmesi piyasaları pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Bu noktada 2016 yılında bir adet 25 bas puanı geçmeyecek şekilde faiz arttırımı olabilir senaryomuz güncelliğini koruyor. Peki bu noktada Fed eğer faizi arttırırsa küresel piyasalar açısından yıkıcı bir dalga etkisi gelebilir mi? Genele baktığımız zaman da evet, kısa dönemli olarak bir olası faiz arttırım senaryosunda varlık fiyatlarında türbülans olabilir ama orta dönemli iyimser fiyatlama algısını majör olarak değiştirmesini beklemiyoruz. Ki bu noktada parasal genişlemeye devam eden ve etme potansiyeli olan merkez bankaları, negatif faiz ve en önemlisi olarak da küresel piyasalarda getiri arayışında olan paranın gelişmekte olan ülkelere akımının devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu ana baz senaryomuzda majör bir değişiklik beklemiyoruz. Peki Fed'in bundan sonraki yol haritasında veri odaklı kısmında hangi ekonomik veriler ön plana çıkacak? Özellikle tarım dışı istihdam verisi. İki tane Fed toplantısı kaldı ve Aralık toplantısı dahil olmak üzere 3 tane tarım dışı istihdam verisi göreceğiz. Fakat Kasım ayındaki tarım dışı istihdam verisi Fed'in toplantı tarihinden sonra olacağından dolayı ve başkanlık seçimleri de dikkate alınırsa Kasım ayında faiz artırım ihtimali zayıf olurken piyasa katılımcılarının genel beklentisine paralel olarak Aralık ayında bir faiz artırım ihtimali kuvvetle muhtemel masada bulunmakta. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurum beklentimize paralel olarak 25 bas puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Burada açıklama kısmında genel finansal koşullarda sıkı duruş devam etmesi ilerleyen dönemlerde olası finansal faktörlerin gevşeme bağlamında hareket etmesinde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Tabi burada iki tane ana belirleyici unsur var. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecine ilişkin öteleme süreci ve yurt içi tarafta da enflasyon dinamiği ön plana çıkacak. Varlık fiyatlarına baktığımız zaman da Borsa İstanbul 100 endeksinde 76.000 ile 78.000 arasındaki bant hareketi kırıldı. Peki iyimser fiyatlama nereye kadar devam edebilir? 80.800 seviyesi önemli olabilir. Euro-dolar paritesine baktığımız zaman da dolar endeksindeki gerilemeye bağlı olarak genel algıda 1.1175 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket potansiyelinin devam etmesi, dolar Türk lirasında genel fiyatlama mekanizmasında 2.9645 seviyesi altında değerlenmenin devam ederek aşağıda 2.9310 seviyelerine doğru yakınsaması beklenebilir ve değerli metal altına baktığımız zaman da ise genişleyen merkez bankaları ve negatif faiz bağlamında 1323-27 bandı üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü iyimser fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye, uğurladık kendisini ve efendim finans aleminin en yakışıklı adamı.